Keban'da yaşayan Fethi Oruç, atalarından kendisine bırakılan 100-150 yıllık Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden kalan eşyalara sahip çıkarak eskiyi günümüzde yaşatan ender insanlardan. Şimdi gelin atalarımızın eski kullandığı eşyalara yakından bakalım. Geçmişe bir saygı olsun diye biriktiriyorum böyle. Hani bir söz vardır derler ya, geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Bu mantıktan biriktiriyorum böyle. Şimdi geçmişin estetik anlayışını, emeğin ve duygunun harmanlandığı bir hikayeye tanıklık edeceğiz. Yıllar eskise de Fethi Oruç'un antika parçaları tarihe meydan okuyor. Burada genelde işte Cumhuriyet dönemine ait, Osmanlı dönemine ait eserler var. Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Fethi Oruç, eskiye duyduğu özlem nedeniyle başladığı antika biriktirme merakı sayesinde topladığı eşyalarına gözü gibi bakıyor. Bu hatıralar sizin de belirttiğiniz gibi dededen atadan kalma hatıraları. Eskiye olan özlemden dolayı hani bizim çocukluğumuzda birçok şey hatırlıyoruz biz ama bundan sonraki nesil belki hiçbir zaman bunları bilemeyecek, hatırlamayacak. O sebepten biriktiriyorum. Yeni neslin de görmesini istiyorum. Evinin bir köşesini bu tarihi eşyalarla donatan ve şark köşesi oluşturan Oruç, iş çıkışında rahatlamak ve günün stresini atmak için soluğu tarihi odasında alıyor. Yani dediğim gibi bizim böyle bir hobimiz var, hobi diyelim. Sadece hani bazen diyorlar ki ya bunu, bu parçayı bize sat, işte bu çok güzel, şu bu, diyorum ki yok yani ben bunları ticaret amaçlı biriktirmiyorum. Sadece işte atalardan hatıralar diye ben biriktiriyorum. Yoksa böyle bir ticari bir şeyim yok. Hani şaşırıyorlar yani, hani bunlar bugüne kadar nasıl getirdin, sakladın, işte bizim nenelerimizin, dedelerimizin vardı da biz işte attık, hurdacıya verdik. Üzülüyorlar yani, burayı görünce üzülüyorlar, keşke biz de atmasaydık, biriktirseydik diyorlar. Müze haline dönüştürdükleri odada antika paralar, eski resimler, ilk televizyonlar, köy hayatında kullanılan bir sürü eşya, el örgüleri ve eski bakır yemek takımlarının yanı sıra daha birçok tarihi eşya bulunuyor. Burada genelde işte Cumhuriyet dönemine ait, Osmanlı dönemine ait eserler var. Tabak, çanak, çömlek. Şu anda aklıma gelen şeylerden. Radyo var, televizyon var. Televizyon, eski paralar, gerek yurt dışına çıktığım zamanlar yabancı paralar, birçok parçamız mevcut durumda şu anda. Tam bilemiyorum ama 100 yıllık, 120 yıllık eserler var. Örneğin mesela şu eserler çok eski, tam bilemeyeceğim ama tarihini, o tabaka olsun, yaklaşık 150 yıllık bildiğim kadarıyla eserler. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine de sahip çıkamaz sözüyle atalarından kendisine kalan eşyalarla hayatını sürdüren Fethi Oruç, eşyalara kendi çocuklarından birinin sahip çıkmaması halinde müzeye bağışlayacak. Bazen derin derin düşündükleri de oluyor buraya gelip gören arkadaşlar filan. Dediğim gibi yani sonra da bir ah vah çekiyorlar, neden biz kendi atalarımızın eserlerine sahip çıkmadık diye. Umarım bundan sonra da çıkarlar. Gerçi köylerde var. Peki ilerleyen yıllarda bu eserleri neler yapmak istiyorsunuz? Dediğim gibi yani şu anda bu eserlerin bir kısmı burada. Yaklaşık 4000 tane civarında, 4000 parça civarında eserimiz var biriktirdiğimiz. Bir kısmı köyde, bir kısmı farklı yerlerde. Şu anda burada biriktirdiğim, yani bu ilçeye getirebildiğim bir kısmı burada. Eserleri benden sonra aileden birisi eğer ki biriktirecekse, eğer ki hani öyle bir şey olacaksa ona bırakacağım. Yoksa müzeye bağışlamayı düşünüyorum. Yani herhangi bir müzeye bağışlamayı düşünüyorum.